çıktı galiba. Evet. değil mi yıl sonu enflasyon evet. beklentisi. Ve çok acayip bir durum var. daha ocağın başında yıllık enflasyon beklentileri çıktı. Daha doğrusu tahminleri çıktı. Yüzde %24 diye verildi. Yüzde %40'lara da çıkar dedi Nebati daha sonra. Sonra iner oradan hemen dedi. %50'leri şimdiden geçtik. Bir enflasyon gelecek martın sonunda. İlk 3 aylık enflasyon muhtemelen 20'nin üzerine gelecek. 3 aylık kümülatif. Ve siz yıl sonu hedefinizi bugünden ya yani daha burnumuzun ucunu göremiyoruz. Yani burnumuzun ucunu göremeyip %24'lük enflasyon tahmini yapıyoruz. Şu anda 2 ayın enflasyonu %17. Yani 17 puan ikisi toplam. Yani bundan sonra negatif enflasyon yazmanız lazım bunu tutmak için. Mesele şu değil. Hadi diyelim enflasyon oldu. Ya bana deseydin de %40-50 de ben bu hesabımı yapsaydım. İnsanlar bunun üzerinden zam oluyor. İnsanlar bunun üzerinden e, kiralarını ödüyorlar ve kiralarını belirliyorlar ve önünü, önünü görmeye çalışıyorlar. Bana daha bir ay sonrasını, bir buçuk ay sonrasını gösterememiş bir iktidar var. Ama yatırımcı karşımda. çağırıyorlar. Ve yatırımcı Değerli çalışıyorlar. Koşumda. Ve öyle bir çağırıyorlar ki onlara e, 19. yüzyılda e, kapitülasyonları batılılara yağdıran, hatta onlara kapitülasyonlar şöyledir, siz onlara serbest ticaret imkanı sağlıyorsunuz ve Türkiye'de iş yapan bir tüccar eğer mahkemeyle ilgili bir derdi olursa, ya o kadar ileri seviye gitti. Sizin mahkemenizde yargılanmayacak e, seviyede ödünler alıyor. Yani bu bunu fina söylüyor. Burası bürokrasi alışa ederiz diyorsunuz. Bürokrasinin içinde yargı bir bürokrasisi var. Diyor ki hukuken başınız belaya girerse hallederim. Ya yani birçok şeyi biliyoruz zaten. Yabancı bazı firmalar özellikle ortadoğu coğrafyasından gelenler bir sorunları olduğu zaman ile hallediyorlar zaten. Sanırım yargı bürokrasi, bürokrasimiz burada devreye girmiyor. Herhalde bunları kastediyor. Ne, ne sorun yaşayacak? Bunlar, bunu yaşayacak. Ya da birisi gümrükte gümrük vergisi almak isteyecek. Herhalde al aşağı edilecek bir memur tamamen çıkarsa ben onu hallederim. Memur tamamen artık sizin başınıza bela olmayacak. Evet. Güvence veriyorsunuz. Ve ülkenizin hukukunu hiçe sayıyorsunuz. E, gözümüzün önünde e, memlekette bir anayasadan, bir demokrasiden söz edilen bu ortamda e, Bakan Nebati size bir üçüncü dünya ülkesi e, vaat ediyorum diyor aslında. Yani bu üçüncü dünya ülkesine e, kim gelir? Birisi gelir. Bir yerde katılmayacağım Hilmiye. Hilmi diyor ki kim gelir diyor. Birileri gelir. Arka kapıdan dolanan sermaye gelir. Burada e, vergi cenneti Virgin Adalarına giden e, sermaye gibi ve bundan betere gelir. Siz e, artık dürüst sermaye ile burada iş yapamayacağınızın altını çiziyorsunuz. Siz sakıncalı sermaye istiyorsunuz. Gelsin de ne olursa olsun gelsin diyorsunuz. Artık, e artık kamudaki resmi görünen yatırımlar dışında yatırım bütçesi ayıran bazı batılı şirketler vardır. Nedir? Bu tip ülkelerde bunlar çünkü işlerini arka kapıdan bazı paralar ödeyerek hallederler. Siz bunları çağırıyorsunuz Türkiye'ye. O sermaye gelse ne olur, gelmese ne olur? O e, bu ortam içerisinde bir de Rus sermayesini buraya çekme planı e, yapıyorsunuz ve hiç güven vermiyorsunuz. Ee, güven Burada biz güvenden, hukuktan güven verin diyoruz. Bu ekonomi düzelir. Çünkü benim iddiam her zaman şu. Bugün bu iktidarı değişin. Değiştirin faizleri %8-9 görüyor muyuz bakalım. Hmm. Bir günde bu faizleri düşürürsünüz. Hukuk vaat ederek. Şimdi bu çok acı bir şey tabii bunu duymak. Yani hukuk nosyonu kavramı hiçbir şey ifade etmiyor. Yok hükmünde yasalar önemli değil. Mevzuat boş verin. Yani bir bakandan bunları duymak hem de dışarıda bir toplantıda gerçekten çok utanç verici değil mi ee, İsmail? Bir de senin bu konuyla ilgili görüşlerini alalım. Ee, zaten az zamanımız kaldı sanıyorum birkaç dakika içinde kapatacağız programı. Yani e, herhalde Sayın Nebati e, dünya işte çıktığı şu uluslararası piyasada e, bugüne kadar iş dünyasında deneyimlediği yöntemlerle e, yatırımcıları Türkiye'ye yöneltebileceğini zannediyor. Biraz ee, esnaf ağzı... Ya öyle de demek istemiyorum. Esnaf, yani esnaf, esnaf daha iyi iş bilir bir Üf. meslek grubudur. Yani daha iş bilir bir meslek grubudur. En azından kendi dükkanını bu kadar kötülemez yani. Kendi muhitini bu kadar kötülemez. Yani öyle bir sunum yaptı ki Nebati. Yani kendisi ya da iktidar olmazsa Türkiye'ye yatırım evet. yapılamayacak. Çok özür dilerim. Tabii birebir Bahsettiği yani söylediği cümleleri kastetmedim. Yani üslup olarak hani genel çizgi çerçeve Nurettin şey Nebati'nin e, tarzı tarz olarak hep iktidar ne diyor muhalefete siz Türkiye'yi yatırım yapılmayacak bir yer gibi gösteriyorsunuz. Hı hı. Yatırımcıların gözünde Türkiye'yi olabildiğince olumsuz bir tabloyla anlatmaya çalışıyorsunuz. Ya yani bütün muhalefet birleşse şimdi Nebati'nin kullandığı dili kullanamaz yani. Yap, yapmaz zaten de. Muhalefet zaten yapmaz ama bir an için Sayın Cumhurbaşkanı'nın kastettiği niyet takip etse yani nebatinin eline su dökemez. Nebati şu an kurduğu bu cümlelerle e, Türkiye'yi e, can, mal, emniyeti yönünden güven vermeyen bir e, bir, yani bir üçüncü dünya ülkesi. Turist gelmez Pozisyonu ya hukuk Tabii. sistemi yoksa turist yani, gelmez. Ben şüphe ederim. Gitmem yani öyle bir ülkeye. Ya Derim ki başıma iş gelir. Ya pasaport kontrolünde alırlar beni. Rüşvet isterler. Efendime söyleyeyim. İstismara uğrarım diye endişe ederim. Evet. nebatinin yaptığını Türkiye'de herhangi bir e, yani e, değil e, e, hazineden, maliyeden e, şundan bundan sorumlu bir bakan ya şurada bir dükkan açan bir esnaf yapmaz yani. Der mi bizim sokağa yani bir esnaf der mi? ve ki atıyorum. Mahmut Paşa'da bir esnaf der mi? E, gidip e, bir bir Şeye, müşterisine e, merak etme ben varım, can ve mal emniyetiniz güven altında bizim sokakta der mi yani? Güvenir misiniz ya o sokakta bir daha gider misiniz? Gitmezsiniz yani. Bana böyle Mahmut Paşa esnaf derneği başkanı dese ki ben buradayım, can ve mal emniyetin güven altında ben buradayım. Gitme bu sokağa. Kapalı Çarşı esnaf odası başkanı dese ki ya İsmail güven bana ben varken burada Kapalı Çarşı'da başına hiçbir şey gelmiyor. Gitmem vallahi. Koca Maliye Bakanı'nın bizi düşürdü duruma bak. Yani ben buradayım. Biz buradayız. Can ve mal emniyetim. Ee, bir ek yapabilir miyim burada tabii İsmail ki, sana? Tabii. Şimdi ekonomist arkadaşım Ozan Güüşen'in yazmış şu anda. Diyor ki Türkiye'nin risk primi Hakan iyi biliyor. 570. Savaştaki Rusya'dan sonra ikinci sıradayız diyor. Borsadaki yabancı buçuk. Yani bakanın yapması gereken şey bu güvencedir. Ya yani Türkiye'nin hukuk ülk, hukuk zemini olduğunu, hukuk ülkesi olduğunu ispatlayarak esasında Yabancıların borsadaki payını arttırmak. Yani Türkiye'nin birçok büyük şirketi şu anda kağıt üstünde oldukça değersiz gözüküyor. Yani Türkiye'nin buradan çıkması lazım ama biz ne yapıyoruz? Bütün dünya faiz yükseltirken bu üçüncü aydır faizi sabit tutuyoruz. Faiz yüzü 14, kredi faizi yüzde 25'lerde. Yani yüzde 25, yüzde 26 ile sen piyasaya çıktığı zaman şey oluyorsun. E, mevduat faizi aşağılarda şimdi %14-15 faiz olduğu zaman hani kim oraya enflasyonun %54 olduğu yerde gidip buraya para bağlı bir şey yapar. Rusya ile kıyas örneğin çok isabetli oldu. Ben de o Rusya örneğini devam etmek istiyorum. Rusya Avrupa Konseyi'ne çekildi. Evet. Takdir edersin ki Avrupa İnsan Mahkemesi yani sözleşmesinden de çıkılacak ve mahkeme artık Avrupa İnsan Mahkemesi yargılamalarına tabi değil. Bizi nasıl etkileyecek? Biz normalde Rusya var diye Avrupa Konseyi'ne üye diye ahime müdahil diye insan hakkı ihlalleri yönünden ikinci sıradaydık. Şimdi Rusya gidince biz bir olduk. Şimdi bundan sonra bu ve önün bu yıldan itibaren eğer Türk hukuku bir sihirli bir değnek değmişçesine düzelmezse, düzelirse başka. Düzelmezse durum şu olacak. Türkiye bundan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yansıyan şikayetler ve burada görülen davalar bakımından bir numara. Nebati gidip İngiliz iş adamlarını ya da uluslararası yatırımcıları gerçekten anam babam ölsün bir şey olmaz diye <laughs> ikna etmeye çalışacağına, gitsin Adalet Bakanı'na, yani o kadar uzağa gitmesin, gitsin Adalet Bakanı'na, gitsin Beştepe'ye, Türkiye'de ekonomi bu haldeyse sizin siyasete müdahaleniz yüzünden, sizin partizan ve tarikat üyesi hakim savcıları adliyelere doldurup, siyasi talimatlarla dava açtırmanız yüzünden desin. Desin ki: Ben Türkiye'yi bu girdaptan çıkaramıyorum. Çünkü Osman Kavala içeride, Selahattin Demirtaş orada yatıyor desin. Desin ki Avrupa yabancı yatırımcıları bir türlü ikna edemiyorum. Çünkü Türkiye'nin, Türkiye'de sizin yüzünüzden, bizim yüzümüzden e, hukukun olmadığına inanıyorlar ve bu tabloyu ben değiştiremiyorum desin. Gidip yurt dışında anlatmasın bunu. Gitsin Adalet Bakanı'nın kapısında anlatsın. Çünkü bak bundan sonra işimiz daha zor. Bundan sonra Rusya artık Avrupa Konseyi'nden çekildiği için, Rusya artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava göndermeyeceği için biz rekor üstüne rekor kıracağız. Bak rekor üstüne eyvah rekor. Eyvah. İfade hürriyeti ihlali rekoru. Bir de başka bir şey var. Bizim en ağırlıklı i̇şkence davalarımızı işkence diye düşünürler ama çoğu büyük bir ağırlığı istimlak davaları oluştur. Evet. Direkt ekonomiye bağlı. Ama, ama sicilimiz yönünden ifade hürriyeti ihlali raporları, Cumhurbaşkan mesela ifade hürriyeti ihlallerinde bir numara ne? hakaret suçlamasının evet. açılan davalar. İkincisi işkence yasağı ve kötü muamele yasağından açılan davalar. Dolayısıyla bütün bunlardan ötürü yani eğer ben Debati bir şey yapmak istiyorsa bir gitsin Adalet Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na bu meseleyi çözsün. Çözemiyorsa yapacağı ikinci şey evet. istifa etmek. Peki. Doğrusu bu. Bir notla yani bitireyim Hünün hatırlatması üzerine <laughs> orduda don var dedi ya. Evet. Bu ne biliyor musunuz? Hani orduda don var, az yiyeceğiz, pahalı fındık yiyeceğiz ötesinde bir şey. Bir evet. gün düşünün maaş, maaşla çalışan insanlarız yani emeğimizle kazanıyoruz. Ve önümüzdeki yıl bütün gelirinizin olmayacağını bugünden bilin şimdi. Bak. Ve gelmeyecek. Onlar fındık geliriyle, o, o gelirle yaşıyorlar ve şu anda birçoğu tam bahçesinin tamamı donmuşsa evet. önümüzdeki yıl sıfır gelirle nasıl yaşayacağımızın hesabını yapıyorlar. Evet. Yani Nasıl yaşayacağız önümüzdeki yıl bir yıl. Peki. Şu anda evlerde... E, Kavala ile ilgili bir şey söyleyelim. E, şey, süremiz bitti. 21'inde gezi davası var. Kabul etmiyor reji. Evet. Onlar ne derse o olacak çünkü süremizi aşmışız. Çok teşekkür ediyorum. İsmail Saymaz, Hakan Çelenk ve Hilmi Hacaloğlu perdenin arkasında bu akşam noktaladık. Bu arada saatlerdir stüdyodayız.